Merhaba. Konumuz İstiklal Marşı'ma dokunma. İstiklal Marşı'nın bestesine de güftesine de dokunulamaz. Şu anda saat sabahın 5'i, horozlar ötüyor ama ben İstiklal Marşı videomu çekmek zorundayım. Çekmeliyim çünkü kendimi bildim bileli göğsüm kabararak, gururla, mutlulukla, severek söylediğim milli marşıma kimsenin el dokundurmasını istemiyorum. Hiç değilse o dokunulmaz kalsın. Boğazımıza kadar soruna batmış bir haldeyiz ama Türkiye'nin başka sorunu yokmuş gibi aniden ortaya milli ve tabii yerli değerlerimizle ilgili bir konu atılıyor. Doğal olarak milyonlarca insan buna odaklanıyor. Ortaya atılan konular o kadar rahatsız edici ki acaba dikkatleri başka bir önemli konudan buraya mı çekmek istiyorlar, onun için mi bu yapılıyor diye düşünüyor insan. Önce milli bayramlarımızla bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusu Atatürk'le uğraşıldı. Neredeyse yaptıklarını beğenmiyoruz demeye kalktılar. Yetmedi, kurumların isminden Türk, Türkiye sözcükleri çıkarılacak dendi. Bir süre toplum buna yoğunlaştı. Diğer tarafta ise çok önemli bir savaş sürüyor. Bütün dünya ülkeleriyle kavga halindeyiz. Çok önemli sorunlarımız var. İşsizlik, yoksulluk ve her şey. Evet, kurumların isimlerinden Türk ve Türkiye sözcükleri çıkarılacak dendi. Bir süre bununla uğraştık. Arkasından sıra İstiklal Marşımıza geldi. Dediler ki, güfte var ama maalesef istenilen beste yok. Bestesi şiirin gerçek manasını yansıtmıyor. Yüreklere nakşedecek bir bestesi yok. Daha güzelini arıyoruz. Böyle dediler. Tesadüfe bakın ki bu sözlerin hemen arkasından Beykoz Belediyesi'ne ait Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi açılışında İstiklal Marşı ilahi şeklinde okundu. Marşımız okunurken ayağa da kalkılmadı. Oysa İstiklal Marşımız kuşaklar boyu yüreklere nakşedilmiştir. Bu konuyu merak etmeye gerek yoktur. İnanmayan 5 yaşındaki bir çocuktan İstiklal Marşı'nı okumasını istesin. Bakalım onun yüreğine nakşedilmiş mi? Hemen anlaşılır. Şimdi ülkenin çok önemli iki hukukçusu ne diyor? Onlara kulak verelim. İstiklal Marşı'nın bestesi acaba değiştirilebilir mi? Sorsanız bütün değerli hukukçularımız, gerçekten konuyu bilen uzman hukukçularımız aynı şeyleri söyleyecektir. Ben sadece iki hukukçumuzun görüşlerini aldım. Önce eski Milli Savunma Bakanı ve Adalet Bakanı hukukçu Profesör Doktor Hikmet Sami Türk'ün ne dediğine bakalım. İstiklal Marşı 88 yıldan beri Osman Zeki Üngör'ün bestesiyle çalınmakta ve söylenmektedir. Bu besteyle halka mal olmuştur. Halkımız sözlerini bu besteyle hep birlikte söylerken heyecan duymaktadır. Anayasanın 3. maddesine göre Türkiye Devleti'nin Milli Marşı İstiklal Marşı'dır. 4. maddesine göre anayasanın ilk iki maddesi gibi 3. maddesinin de hükümleri değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Dolayısıyla İstiklal Marşı yalnız güftesiyle değil,
Bestesiyle de anayasal koruma altındadır. Hikmet Sami Türk böyle diyor. Türkiye'nin bir diğer deneyimli hukukçusu, dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'na 3 dönem başkanlık yapmış olan Profesör Doktor Ümit Kocasakal'a sordum. Diyor ki, Lozan Anlaşması'yla İstiklal Marşı ile uğraşan kişilerin siyaset yapmaması gerekir. İstiklal Marşı şarkı değildir. Marş formunda yazılmıştır. Ruh kökleri temiz insanlar onu doğru algılar. Anayasanın 3. maddesine göre İstiklal Marşı değiştirilemez. 3. maddede bu beste ve güfte ile olan marştan söz edilmektedir. Başka yerlerden sıkışınca gündemi değiştirmek için milletin marşını değiştiremezsiniz. Profesör Ümit Kocasakal bu sözlerden sonra muhalefet nerede diye soruyor. Ve sadece ana muhalefetten değil, bütün muhalefetten söz ediyorum, neredeler diyor. İstiklal Marşı'nın bestesi konusunda iki önemli hukukçu da anayasanın güvencesi altındadır, değiştirilemez diyorlar ama bu kadar dile dolanması ve hatta ilahi şeklinde okunması acaba anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez denilen ilk üç maddesinin değiştirilmesine el atılacağı anlamına mı geliyor? Bence bu bile olabilir. Ancak yine bence hiçbiri kalıcı olamaz. Bugün değiştirilirse yarın tekrar eski haline döndürülür, dönebilir. O nedenle korkma. İstiklal Marşımız sadece anayasaya yazılmakla kalmamıştır. Beyinlerimize ve yüreklerimize kazınmıştır. Değiştirilemez. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak değiştirilemez.